Merhaba. 12. sınıf Fen Lisesi Matematik ders kitabındaki limit konusuna ilişkin ikinci alıştırmalarımızı çözüyoruz. 246. sayfadaki alıştırmaların birinci sorusu A, B, C, Ç, D ve E şıklarına sahip. Burada D ve E şıkları zaten birbirinin aynısı verilmiş. Bir tanesini çözmek yeterli olacak. Şimdi bakın böyle polinom şeklinde bir ifade verildiyse burada limit hesaplarken x 2'ye giderken demiş bakın doğrudan 2'yi götürüp bir yerine yazıyorsunuz. Cevabı bu şekilde hızlıca elde edebiliriz. 3 çarpı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 5 olur. Buradan 3 çarpı 4 12. 12'den 8 çıkınca 4 kalır. 4'e 5 eklersem 9 sonucunu elde etmiş olurum. B şıkkında ise bakın paydayı 0 yapan bir değer söz konusu değil. X eksi 1'e giderken limit hesabı yapıyoruz. Eksi 1'i doğrudan götürüp x yerine yazıyorsunuz. O halde burada eksi 1'in karesinden 1 gelir. Eksi 1 yazınca burası da artı 1 olur. Artı 5 var. Bölü eksi 1'in karesi yine 1 artı 2. Kesrin payı 7 oldu. Paydası ise 3 oldu. 7 bölü 3 aradığımız limit değeridir. Şimdi C şıkkında yine x yerine 3 yazacağız. X 3'e giderken limit değeri arıyoruz çünkü. Herhangi bir paydayı 0 yapan değer söz konusu değil. Belirsizlik durumu söz konusu değil. Doğrudan götürüp yerine yazıyorsunuz. 3'ün karesi 9. 9 çarpı 5 45 olur kesrin payında. Bakın 45 eksi 41 gelir. Bölü 3 eksi 2'den de paydası ne olacak burası? 1 olacak. O halde bu kesrin payı bakın 4 oldu karekök içinde. Karekök 4'te 2 diye çıkacaktır kök dışına. Burada paydası da 1 olduğu için işlemin sonucu 2 olarak bulunmuş olur. Gelelim Ç şıkkına. Ç şıkkında ise x yerine 0 yazıyoruz. X yerine 0 yazınca 3 üzeri 0'dan işlemin sonucu 1 olarak bulunmuş oluyor. Burada D ve E şıkları birbirinin aynısı. Bir tanesini çözmek yeterli. X yerine ne yazıyoruz? 4 yazıyoruz değil mi? Yani x yerine 4 yazınca o zaman logaritma 5 tabanında 8 bölü logaritma 5 tabanında 4 eksi 2'den 2 elde etmiş oluyoruz. Şimdi burada biz taban değiştirme özelliğini uygulayacak olursak logaritma bu 2 tabanında 8 demektir. 2 tabanında 8 ise logaritma 2 tabanında 2'nin kübü olarak düşünecek olursak bunu logaritma özelliklerini biraz anımsayalım. Doğrudan 3 eşittir değil mi? 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 gelir ve sonuç 3 olarak elde edilmiş olur. İkinci sorumuz. Bir f fonksiyonu bir parçalı fonksiyon olarak bakın tanımlanmış. Buna göre aşağıdaki fonksiyonların limitleri yani f fonksiyonunun eksi 1 noktasındaki, 2 noktasındaki ve 3 noktasındaki limit değerleri hesaplanması isteniyor. Şimdi eksi 1 bakın burada bir kritik nokta değil. Kritik nokta burada 2. Fonksiyonun kuralının değiştiği nokta kritik nokta olur burada parçalı fonksiyonlarda. Eksi 1, x eksi 1 olduğunda hangi kural için geçerli bakın. X kare artı 4 değil mi? Eksi 1, 2'den küçük olduğu için şu alttaki kuralı kullanacaksınız burada. O halde limit x eksi 1'e giderken diyorum. Alttaki kuralı x kare artı 4'ü kullanıyorum. O halde x gördüğüm yeri şimdi burada eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesi burası 1 olur. 4 daha eklersem sonuç 5 olarak elde edilebilir. Gelelim B şıkkına. B şıkkında da x yerine 2 yazmamız isteniyor. 2 burada bir kritik nokta. Şimdi 2 için limit hesaplarken öyle hemen hesaplayamayız. Sağdan ve soldan limitlere bakmamız gerekiyor. O halde ben önce B şıkkının çözümünü şurada yapayım. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken diyorum. Yani 2'den küçük değerler için limit hesaplayacağım. 2'den küçük değerler için fonksiyonun kuralı x kare artı 4. Burada x kare artı 4'ü kullanacağım. X yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi artı 4. 4 artı 4'ten sonuç 8 geliyor. Peki. Limit x 2'ye bu sefer sağdan yaklaşıyoruz. 2'den büyük değerler için fonksiyonumuzun kuralı nedir bakalım. X kare artı 3x artı 1. O zaman iki değerini burada yerine yazacağım. 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı 1. Buradan 4, buradan 6 gelir 10, 1 de buradan 11. Bakın sağdan ve soldan limitler birbirinden farklı çıktığı için limit yoktur diyoruz değil mi? Demek ki B şıkkı için limit değeri yokmuş. Gelelim C şıkkına. 3 noktasındaki limiti arıyoruz. 3 noktasındaki limit x eşittir 3 için fonksiyonun kuralı bakın üstteki kural değil mi? 3 2'den büyük olduğu için üstteki kuralı kullanacaksınız.
O halde limit x 3'e giderken üstteki kuralda x gördüğüm yere 3 yazıyorum şimdi. Önce kuralı şuraya yazayım isterseniz. X kare artı 3x artı 1'de eşittir 3'ün karesi artı 3 çarpı 3 artı 1 eşittir. 9 artı 9 18. Bir daha ne oldu sonuç? 19 oldu. Böylelikle limit değerimizi 19 olarak bulmuş olduk C şıkkında. Gelelim 3. sorumuza. Yine bir parçalı fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun kritik noktasının bir noktası olduğunu görebiliyoruz. Bir noktasındaki limit değeri 4 verilmiş. O halde soldan ve sağdan limit değerleri birbirine eşit ve 4 gelmeli her ikisi de. Biri burada üstteki kuralda yerini yazacak olursam a artı 2 elde ederim değil mi? X yerine 1 yazdığımda. Bu 4'e eşit olmalı. Benzer şekilde biri soldan limit, pardon, birden büyük değerler için yani sağdan limit için uygularsam, x yerine 1 yazarsam oradan da 3 eksi b eşittir yine 4'ü vermeli. Sağ ve sol limitler böylelikle birbirine eşit olacak değil mi? A değeri 2'dir. B değeri de eksi 1'dir. Böylelikle A ile B'nin toplamı 1 olarak bulunabilir. 4. sorumuz. Mutlak değerli bir fonksiyon ve x 2'ye giderken limit araştırıyoruz. 2 kesrin paydasını 0 yapıyor. Bakın kritik bir nokta. O halde biz burada mutlak değer de söz konusu olduğu için mutlak değerin içini 0 yapıyor. Aynı zamanda orada da bir kritik nokta durumu söz konusu. 2'den büyük değerler için ve 2'den küçük değerler için yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle yapabiliriz. 2'den büyük değerler için burada sağdan ve soldan limiti inceleyelim değil mi? Dışarıya nasıl çıkacak? Aynen mi çıkacak? Eksiyle mi çarpılıp çıkacak? Ona bir bakalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken. Şimdi burada 2'den büyük değerler için mutlak değerin içi pozitif olduğu için ben bu ifadeyi dışarıya aynen çıkartırım. X kare eksi 4 olarak çıkartırım. Böyle paydasında ne var? X eksi 2 var. Bu x kare eksi 4 2 kare farkı özdeşliğinden faydalanarak çarpanların ayrılırsa paydasındaki x eksi 2 ile sadeleşir. Payında bir x artı 2 kalır değil mi? O halde limit x 2'ye sağdan yaklaşırken x artı 2'yi hesaplamamız gerekiyor. X yerine de burada 2 yazdığımızda 2 artı 2'den sonuç 4 gelecektir. Şimdi gelelim limit x 2'ye soldan yaklaşırken 2'den küçük değerlerle yaklaşalım. Evet, burası paydası x eksi 2, dokunmuyorum oraya. Şimdi bakın buraya ben x yerine 2'den biraz küçük değer verirsem mesela 1,9 değerini verdiğini düşün. Mesela 2 yazınca 2'nin karesi 4, 4 eksi 4 0 geliyor değil mi? 2'den biraz küçük değer verin 1,9 gibi. O zaman içinin negatif olduğunu görebilirsiniz. Yani 4'ten küçük sonuç gelecektir burası. 4'ten küçük gelince de 4 çıkarınca sonuç negatif gelecektir. Mutlak değerin içi negatifse eksiyle çarpılır çıkar değil mi? O zaman eksi parantezinde burası x kare eksi 4 olacaktır. Normalde bunu tabi tablo yapmamız gerekir. Hani dışarıya 2'den büyük değerler için pozitif mi çıkacak, negatif mi çıkacak görmemiz daha net olabilir ama yani biraz pratik alışmamız gerekir. Çünkü hani her işlemde de tabloya başvurmak bizim çözümümüzü uzatacaktır. Yine burada çarpanlarını ayırıp sadeleştirince x eksi 2'ler gider, x artı 2 kalır ama önünde x'i var, ona da dikkat edelim. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken kuralımız şu artık burada, eksi parantezinde x artı 2. Dolayısıyla burada x yerine 2 yazdığımızda 2 artı 2 4 olur parantez içi değil mi? Ama önünde eksisi var. Sonuç ne geliyor? Eksi 4. Bakın sağdan ve soldan limit değerler birbirinden farklı geldiği için 2 noktasında limit değeri yoktur. Limit x 2'ye giderken fonksiyonumuzun kuralı neydi? Mutlak değer içinde x kare eksi 4 bölü x eksi 2. Bu limit değeri artık yoktur diyoruz. Çünkü sağdan ve soldan limitleri birbirinden farklı çıktı. 5. sorumuz. F fonksiyonu için limit x 2'ye giderken sonuç 3 geliyormuş. G fonksiyonu için ise limit değeri eksi 1 geliyormuş. Buna göre şu rasyonel ifadenin limit değeri soruluyor. X yerine 2'yi götürüp yazalım. Bakalım sonuç ne olacak? X yerine 2 yazarsam şimdi burada bakın şu limit değeri için aslında burada da x yerine 2 yazıyoruz değil mi? F 2 eşittir 3 oluyor buradan. F 2 eşittir 3. Burada da G 2 eşittir
eksi 1 oluyor aslında, değil mi? Yani tabii, yani bu böyle olabilir. Tabii olmak zorunda değil. Sağdan soldan limit değerleri belki birbirine eşit çıkmıştır. Fonksiyon bu noktada değer almamış olabilir. Ancak böyle de olabilir. Bir sakıncası yok. Çünkü olmadığı belirtilmediğine göre biz öyle oluyor gibi, yani fonksiyonun kollarının ucuca geldiğini, iki noktasında 3 değerini aldığını varsayabiliriz. Burada da x yerine 2 yazdığımda e üzeri f 2 olur burası. Eksi 1 bölü. Burada da sinüs parantez içinde pi çarpı g2 eksi pi bölü 6 gelir. Evet, hesaplayalım şimdi. F2 yerine 3 yazacak olursam burası e üzeri 3 eksi 1 olur. Paydasında ise g2 yerine de eksi 1 yazacak olursam burada sinüs eksi 1 yazınca burası eksi pi olur, değil mi? Eksi pi bölü 6 var burada bir de. Evet, şimdi kesirin payına dokunmuyoruz. Burası e üzeri 3 eksi 1, eküp eksi 1. Orası öyle dursun. Paydasında şimdi burada eksi parantezini alabilirim ben bunu. Eksi parantezini alırsam sinüs fonksiyonu bir tek fonksiyon olduğu için eksiyi de fonksiyonun önüne yazabilirim. Yani eksi sinüs şu şekilde yazabilirim. Pi artı pi bölü 6. E üzeri 3 eksi 1 kesirin payında yine dursun. Faydasına geçiyorum tekrar. Şimdi bakın pi artı pi bölü 6 demek pi'den pi bölü 6 kadar fazlası var. Yani 180'den fazlası var. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüsün işareti nedir? Eksi. Önünde de eksi var. Artıya dönüşecek. Sinüs isim değiştirmez. Ve yani 180'de pi'de isim değişmez. O halde burası sinüs pi bölü 6 olur. Pi bölü 6 30 derece demektir. Sinüs 30'da 1 bölü 2 olduğu için bu paydası 1 bölü 2, yani e üzeri 3 eksi 1 bölü 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2'yi ters çevirir çarparsak 2 olarak kesirin payına gelecektir. 2 e küp eksi 2 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz. 6. sorumuzda bir fx fonksiyonu verilmiş, kuralı x kare eksi x artı 2 biçiminde ve şu limit değeri soruluyor. Şimdi bu limit değerini bulabilmek için hemen başlıyorum. Limit h 0'a giderken. Aslında burada hemen h yerine 0 yazmak istiyorum ama h yerine 0 yazınca kesirin paydası 0 oluyor. Kesirin payı da 0 oluyor, hatta fx eksi fx'den dolayı. 0 bölü 0 belirsizlik olduğu için hesap yapamıyorum. O yüzden şu kesir çizgimi çekiyorum. Şu şekilde paydasında h var, dursun o şimdi. Kesirin payında önce fx artı h'yi oluşturmak için x gördüğüm yere x artı h yazacağım fonksiyonda. X artı h'nin karesi. Eksi birinci ile ikincinin pardon x yerine x artı h yazalım yine. Şurada parantez karesini bir sonraki adımda açalım. Artı 2 eksi fx fonksiyonu, bu da x kare eksi x artı 2. Evet, yine limit h 0'a giderken. Parantez karesini açıyorum buranın. X kare artı 2xh orta terim artı h'nin karesi eksi x eksi h artı 2. Şu eksiyi de parantez içinde dağıtalım. Buradan da eksi x kare artı x eksi 2 gelir. Bölü h. Şimdi birbirini götüren ifadeler var kesirin payında. Nedir onlar? Mesela şuradaki artı x kare ile buradaki eksi x kare gider. Sonra bu artı 2 ile bu eksi 2 gider. Buradaki artı x ile buradaki eksi x gider. Geriye ne kaldı bakalım? Limit h 0'a giderken. Burada 2xh var. Artı h kare var. Bir de eksi h var, değil mi? Bakıyorum hepsinde de h var. Bakın şu 3 terimde de h var. O zaman ben bunların hepsini h ortak çarpan parantezine alarak yazsam kesirin payında. H çarpı 2x artı h eksi 1 gelecektir. Bölü paydasında da h var. O h'leri şimdi sadeleştirmiş oluyorum kendi arasında. Geriye ne kaldı bakın? Limit h 0'a giderken 2x artı h eksi 1 kaldı. Ve h yerine de 0 yazdığımızda en son 2x eksi 1 sonucunu elde etmiş olduk. İlerleyen kısımlarda biz buna türev diyeceğiz zaten. İşte bu türevin tanımıdır. Limit yardımıyla tanımıdır.
Bunu ayrıntılı olarak daha sonra ele alacağız. Bakın x kare eksi 2 x artı 2 fonksiyonunun bilenler bilir. Türevini aldığımızda x'in şu kuvveti öne katsayı olarak geçer. 2x olur burası. Burada da x'in önünde eksi 1 katsayısı olduğu için 2x eksi 1 biçiminde türevi ifade etmiş oluruz. İlerleyen zamanlarda bunların pratik yöntemlerinden bahsedeceğiz, türev alma kurallarından. 7. sorumuz. Albert Einstein ne yapmış? Dışarıdan bir gözlemciye göre hareket eden bir cismin hızına bağlı olarak boyununun kısaldığını söylemiş. Bu L0 ilk boyuymuş cismin. L cismin V hızındaki gözlenen boyuymuş. C ışık hızı olmak üzere bir kural tanımlanmış bakın L olarak. Sonra cismin hızı ışık hızına yaklaştığında cismin gözlenen boyu ne olur diyor. Yani V C'ye yaklaştıkça C ışık hızı yani cismin hızı ışık hızına yaklaştıkça şu limit değerini hesaplayarak sonucu bulmamız isteniyor. Biz burada o zaman L0 çarpı karekök içinde bakın ben burada 1 eksi V gördüğüm yere de C yazacak olursam C kare bölü C kare olur burası. C kare bölü C kare zaten 1'dir. O halde 1'den 1 çıkınca ne kalıyor? 0 kalıyor değil mi? Bu L0 ile de 0'ı çarpınca sonuç 0 oluyor. Demek ki cismin boyu gitgide ne olacak? Küçülecek ve bir süre sonra tabii yani ışık hızına ulaşmak imkansız ancak ulaşıldığı varsayılırsa limit değeri bakımından cismin boyunun da yok olacağı yani görünmez hale geleceği söylenebilir. Böylece 12. sınıf fen lisesi matematik ders kitabındaki limit konusuna ilişkin ikinci alıştırmalarımızın çözümünü de tamamlamış olduk. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olursanız memnun olurum. Hoşça kalın.